Top Antwerpli oyuncular da şimdi. Almeida Delayet'le oynadı. Delayet sağ çizgiye yakın. Batey'i iyi gördü. Batey'in yerden pası. Frey. Şimdi Mihal Frey. Frey savunma arkasına gönderdi. Viktor Pişer sağ çapraz. Kale alanına çevirdi. Top ağlara gitti. Top ağlara gitti. Samat da top ağlara gönderen oyuncu. İkinci dakika sona ererken Antwerp 1-0 öne geçti. Yani daha ikinci dakikada savunmamızın derinliğini bu kadar kaybetmesi, yani şimdi savunmada orada offside'ı bozduk. Yani şimdi bak Tisserand. Evet, Tisserand offside'ı bozdu. Evet, yok offside. Tisserand bozuyor offside'ı. Samatta'nın pozisyonunda offside var mı? Sanki var gibi. Samatta topun önünde gibi. Sanki topun önünde gibi, evet Samatta. Ben sanki topun arkasına hareketleniyor offside gibi, yani gördüm. Bence offside, evet. Samatta topun gerisinde Samatta değil. Samatta topun gerisinde değil, artı savunmaya yardıma gelen Osayi'nin de biraz önünde. Evet yani. Biraz önünde. Bence VAR'dan bu gol döner. Bence VAR'dan dönecek. En azından bizim ilk tekrarda görebildiğimiz kadarıyla Samatta topa dokunurken Osayi'nin önünde, evet, gibi gözüküyor. Offside gibi görünüyor. Bir de top da son çizgiye yakın bir yerden gelmiyor. Evet. Fişer asist yapmış. Samatta dokunmuştu. Samatta tabii Fenerbahçe'nin oyuncusu. Kiralık olarak Antwerp'te giyiyor. Golden sonra bir sevinç yaşamadı. Bunu belirtelim. Ama bu gol sevincini yaşamamış olması acaba bir offside hissiyatından mı, yoksa eski takımı Fenerbahçe olduğu için mi noktasında, ben biraz saygıdan olduğunu düşünüyorum. Çünkü Samatta'nın gol vuruşunu yaptığı anda zaten offside'de olduğunu, farkında olduğunu düşünüyorum ben. Onlar da bir sağdan bir soldan. Ceza sahasına daha fazla oyuncuyla gitmemiz abi, lazım. Tek başına 3 kişinin arasında, yani korner olması dahi bizim için çok iyi. Evet, burada korner tek opsiyondu zaten. Çünkü Berisha tek başınaydı ve top onu aşmıştı. Evet. Şimdi sol kanattan bir korner kullanacağız. Hadi şu korneri iyi kullanalım. Gol bekliyor 20. dakika. Haydi bir gol. Beraberlik golünü bekliyoruz. Sosa. Kim Mince mi? Kim Mince olursa orada Salah'ı da olur. Haydi Sosa. Bir Tisserand da olur. Haydi Fenerbahçe. Ceza sahası kalabalık. Hakem uyardı. Hakem bekleyin dedi Ivanov. Rus hakem uyardı. Ceza sahasında büyük bir hareketlilik var. Beraberlik golünü arıyoruz. Maçta 20. dakika. Kadıköy'de beraberlik golüne çok ihtiyacımız var. Haydi orta. Beraberlik golü gelir mi? Orta geldi. Bir kafa gelsin artık. Bir kafa geleceğe bir kafa gelecek. Gol! Gol be! 1-1. Gol be Valencia. 1-1 Valencia. Kalecinden topu tamamladı Valencia. 1-1. Valencia. Kafayı Tisserand vurdu. Kaleci sektirdi. Orada Valencia var. 20. dakika. Gelsin artık şu beraberlik golü be. Kadıköy'de skor. 1-1'e geldi. Bravo Valencia. Erken gol yedik ama güzel telafi ettik. 20. dakikada. 1-1'i bulduk. Haydi Fenerbahçe'm. Bravo, evet, Tisserand. 21. dakikaya girdik. Köşe vuruşunu kullandık. Tisserand yakın direkte kapa vuruşunu yaptı. Kale çizgisinin hemen önünde topu çaldı. Kaleci Butes seken topu. Doğru zamanda doğru yerde olan Valencia tamamladı ve maça 1-1'lik eşitlik geldi. Evet, yani bu devre bitmeden beraberlik golü kesin gerekiyor demiştik. 20. dakikada bulduk artık. Üstünlük sayısı için önümüzde 70 dakikalık bir zaman var. Yeter ki savunmada hata yapmayalım. O yani Antwerp'in bize bir tane daha gol atabileceğini düşünmüyorum. Buna fırsat vermeyelim en azından. Ha, benim gönlümden geçen skoru biliyorsunuz. Söylemiştim sana. İnşallah o skor gerçek. Bu arada oyunu durduruyor maçın hakemi. Evet, VAR'dan bir uyarı geldi karşılaşmanın hakemine. Muhtemelen Valencia'nın pozisyonuyla alakalı. Bakalım ne yönde bir karar çıkacak. Penaltı diye gördük. Evet, biz penaltı diye gördük. İnandık. Ama bir de üstünden yaklaşık 1-1,5 dakika geçti neredeyse pozisyonun. Hocam. Şimdi VAR'dan uyarı geldi. VAR kolay kolay durdurmaz Serhan. Evet. Yani operemek için mi durdurdu oyunu VAR? Maç oynanırken izliyorlar zaten. Ben onu anlamıyorum. Niye bu kadar bekledik? Hocam evet, getirdi. Ivanov'u çağırdı. Ivanov'u çağırdı. İzlemeye çağırdı Ivanov'u. Verecek o penaltı. Bir önceki pozisyon verecek. Valencia. Ceza sahasına girer girmez yerde kalmıştı. Yalnız biz hiç izleyemedik daha. Evet, biz pozisyonu izleyemedik. 35. dakikaya da girdik. Hocam biz de izleyelim. Gitti. Evet, biz de bak, şu an izliyoruz. Batayye'nin bir müdahalesi. VAR mı yok mu Valencia'ya? Bak, Valencia topu almış. Ceza sahasına geliyor. Temas topuğuna, sağ topuğuna doğrudan dengesini bozacak bir müdahale VAR. Bu pozisyonun penaltı olması hocam, gerekiyor. Hocam çok izlemene gerek yok. Ver şu penaltıyı. İzledi. Ver şu penaltıyı. Çok şimdi izleme. Şimdi döndüm oyun alanına. Sergey Ivanov. Ver şu penaltıyı. Ver şu penaltıyı. Verdi penaltıyı. Ivanov ver şu penaltıyı. Net temas var. 35. dakikada penaltı kazanıyoruz ki biz
pilot kameradan apaçık gördük. Gördük. Ama Ivanov, yani bakıyorum Serhat, şimdi pası aldıktan sonra yani Ivanov'la arasında 7-8 metrelik bir mesafe var. Oradan çözmesi gerekiyordu ama görmesi lazımdı. Bazen, ama şunu söyleyeyim. Bak ben neden penaltıya çok inandım biliyor musun? Valencia kolay kolay bırakmaz. Yapmaz. Valencia hep gitmek istiyor. Ya Valencia mesela şeyde bile köşe gönderinin önünde dahi yapmıyor onları. Yapmaz. Valencia'nın aklında gitmek var. Valencia'ya temas yoksa düşmez kolay kolay. 36. dakikaya geldik. Dakika 36. Dakika 36. Valencia atıyor. Valencia atıyor. Valencia atıyor kalede. Bute dikkatli. Haydi Fenerbahçe. Öne geçme vakti Kadıköy'de. Valencia ile beraberliği bulmuştuk 20. dakikada. Valencia ile de öne geçmek istiyoruz. Haydi Ener Valencia. Kaleci Büt'e dikkatli. Hakem son uyarılarını yapıyor. Gözler Valencia'da. Var hakemi uyardı. Topun başına Valencia geldi. Haydi Valencia. 36. Ener Valencia. Geldi topa Valencia. Valencia. Direkten döndü Valencia. Panenka penaltısı denedi. Top üst direkten geri geldi. Çok sonrasında girdi. Da Antwerpli oyuncular topu yarı alanımıza kadar uzaklaştırdı. Çok girdi dibine be. Yani Panenka penaltısı... Evet, çok klas bir penaltı, çok da estetik bir penaltı ama biraz fazla dibine girerseniz ki Valencia'nın çok Panenka denediğini görmedim. Yani hiç hatırlamıyorum. Valencia çok güvendi kendine. Topun dibine biraz fazla girdi. Çok girmiş dibine hakikaten. Evet. Yani çok... Gustavo'dan önce Fischer araya girdi. Fischer'ın çıkarma, pası çıkarma, kazandı topu. Şimdi sol kanada pas. Aldı top önüne Valencia. Çekti. Valencia. Geldi. Valencia yerde penaltı bekliyoruz. Karşılaştı rakibi. Verdi. Valencia topu rakibinden kurtardı. Yerde kaldı. Bir penaltı daha kazanıyoruz. 43. dakika. Kart çıkacak. Sona ererken bir de sarı kart çıkacak. Çıktı Haydi. Sarı kart. Haydi bu sefer atalım. Bir de sarı kart çıkacak. Lütfen. Çıktı sarı kart itirazdan Fischer'e. Haydi atalım bu sefer. 44. dakikadayız. Yine Valencia. Yine Valencia. 36. dakikada Panenka penaltısı denemiş. Üst direğe takılmıştı. Şimdi bir kez daha beyaz noktaya gidiyor. Şener Valencia. Antwerp takımında Fischer'in itirazları halen daha devam ediyor sarı kart görmesine rağmen. Topu rakibinden kurtarmış yani. Sonrasında. Zaten bunu kendi de yakaladı hakem. Tabii. Bu vara bile bırakmadı. Karşılaşmanın hakemi. Aynı oyuncu. Beyaz noktayı işaret etti. Fischer sarı kart gördüm. Almeida'nın müdahalesiyle yerde kalmıştı. Valencia. İlk penaltıyı kim yaptırmıştı hatırlıyor musun? Valencia. Yok yok rakipte. Ya onu hatırlamıyorum. Almeida mı acaba? Gene Valencia topun gerisinde. Dakika 44. Haydi Fenerbahçe. 44. dakika sona eriyor. 45'e giriyoruz maçın ilk yarısından. Oluyor bu sefer. Ener Valencia topun gerisinde. Haydi. Kaleci Bute. Haydi. Valencia. Haydi Valencia. Kaleci Bute kalesinde dikkatli işaretin gelmesini bekliyoruz. Bir yandan da var odasıyla görüşme halinde. Şimdi işaret gelmek üzere. Ener Valencia topun gerisinde maçın hakemi düdüğünü çaldı. Valencia topa doğru geliyor. Valencia geliyor. Valencia geliyor. Ener Valencia. Gol be Valencia. 45. dakika. Fenerbahçe'miz 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor Antwerp karşısında. Valencia'nın gecesi 2 penaltı yaptırdı, 2 gol attı. Gerçekten inanılmaz bir performans sergiliyor. İlk golde takipçiliğini konuşturdu. İkinci gol bundan 7-8 dakika önce gelebilirdi. Penaltıda direğe takıldı ama biraz geçmedi. Bir penaltı daha kazandırdı. Bu kez ağları buldu. Valencia ayağın bu kez... Tam köşeyi buldu gerçekten. Hiç riske girmedi. Evet, evet. Tam direkt dibine gönderdi. Panenka'yı bir kenara bıraktı. Bir başka maçta dedi ama bu maçta o her zamanki penaltı vuruşunu direkt dibine gönderdi. Ve Fenerbahçe önde. Soyunma odasına önde gitmeyi çok istedik. Evet. Çok istedik. Çok da hak ettik bu arada. Onu söyleyeyim. Yani evet yani maçın ilk 15 dakikasının dışında geri kalan yani son yarım saatte tamamen oyunun tek hakimi Fenerbahçe. %100 yani Fenerbahçe iyi futbol oynadı. Pozisyonlar buldu. Penaltılar yarattı. Farklı bir skor da çıkabilirdi. Olsun. 1-0'dan 2-1'i ilk yarı da çevirmek önemli. Dakika bakalım Rossi hamlesi, Nazım hamlesi ve Zayt hamlesi aynı anda gelecek. Birazdan bu köşe vuruşunu öncelikle uzaklaştıralım. Orta geldi. Ceza sahası yakın mesafe. Beraberlik golü. Yani şu duran topların can Gerken. Sıkıcı olduğundan bahsettim. Çok verdik çünkü. Yani serbest vuruş şansı verdik. Korner attırdık. Ve bu köşe vuruşlarında da maalesef vurmalarına da engel olamıyorduk. Evet. Ve ön direkte maalesef yine bir adam paylaşım hatası. Yakın direğe doğru bir orta. Aslında oyuncu
Kale alanında bekliyor. Sonrasında geriye çekildi. Sonrasında kafa vuruşunda top maalesef ağlarımıza gitti. Gerkens. Evet, Gerkens'in golü geldi. Yani oyun son 10 dakikada bizden biraz uzaklaşmıştı. Yani oyuna ortak olmakta, pas yapmakta zorlanıyorduk. Keşke şu değişiklikler gol yemeden önce yapılabilseydi. Ya da bu değişiklikler yapıldığında, çünkü oyunun muhtemelen gidişatını da, şu son 10 dakikada gidişatını da görmüştü Sayın Pereira ve o hamleyi yapma kararı almıştı. 3 oyuncu birden değişecekti ama maalesef değişiklikleri yapamadan topu ağlarımızda gördük ve dakikada 63 oldu. Bir kez daha artık üstünlüğü arayacağız maçta. Kesinlikle kazanmamız gereken bir maç. Beraberliğin kesinlikle ve kesinlikle bizi mutlu etmeyeceği bir akşam. Çünkü iki maçta zaten puan kaybettik. İkinci yarıda biraz düşük tempo vardı.